Ta Birinci Dünya Savaşı'nın komplikasyonlarıyla biz karşı karşıyayız. Aslında Orta Doğu'da olan biten o. Irak'ta da, Suriye'de de. Bunun bir altını çizmekte yarar var. Evet. Üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun bulunduğu coğrafyayı parçalamak var. Ve burada İslam coğrafyasındaki bütün bu yapının hem yumuşak güç kurumlarının bertaraf edilmesi, hem buranın ele geçirilmesi, dağıtılması, parçalanması var. Şimdi burada Osmanlı İmparatorluğu bakiyesi üzerine kurulan işte onca devletle ilgili o tarihten bu yana çünkü yerli yerine oturmamış, yani e, bir takım gerçekte ta en başında sıkıntılarla, bir takım komplolarla, bir takım tezgahlarla oluşturulmuş yapay sınırlar üzerine bir coğrafya oluşturulmuş Birinci Dünya Savaşı sonucunda. Şimdi bunun ürettiği komplikasyonlar var. Bunun ürettiği problemler, sorunlar var. Ve buralarda, bu coğrafyada, İslam coğrafyasında ne zaman iki ülke arasında herhangi bir ihtilaf olsa, herhangi bir mesele olsa... Çözüm olarak önerilen bölünür. Türkiye'nin de bölünmesi ve parçalanması. Şu, şimdi bu hedefi süreç, bunun içinde tabii midir? bunun içindedir işte onu söylüyorum. Peki evet. Türkiye bu süreci durduracak Burada, hamleyi Burada yaptı mı Sayın Bakan? Evet. Bu operasyon Türkiye'nin hafızasının yerine gelip güç kazanıp güç kazanıp Orta Doğu'da olan bitene karşı artık ben buradayım. Beni hesaba katmadan. Beni dikkate almadan ben benim topraklarımın da içinde yer aldığı bir coğrafyada bu şekilde operasyonlar yapmanıza izin vermeyeceğim dediği bir hareket